Bu videoda biraz yüzde problemi yapalım. Diyelim ki hesabımda 95 lira var ve yüzde 15 artıyor. Hesabımda ne kadar olur? Bence bunu kendi kendinize de yapabilirsiniz. Ama ne olur ne olmaz diye burada birkaç örnek soru yapalım. Tamam. 95 lirayla başlıyorum. Lira yazmayı bırakacağım. Liradan bahsettiğimizi biliyoruz. 95 lira. Paramın üstüne para kazanacağım. Param çoğalacak. Çünkü ben zekice bir yatırım yapmışım. <laughs> 95 liram %15 oranında artacak. Yani 95 liraya 95 liranın %15'ini daha ekleyeceğim. %15'i 0,15 olarak yazabiliriz. Çarpım olarak yazarsak daha kolay olur. 95 artı 0,15 çarpı 95. Buradaki nokta, çarpma işareti. Ondalık virgül değil. Ondalık virgülden biraz daha yukarıda. Öyleyse, 95 artı 0.15 çarpı 95, banka hesabımdaki parayı gösteriyor. 95 lirayla başladık ve 95 liranın yüzde 15'ini kazandık. Umarım bu yeterince açıklayıcı olmuştur. Başka bir deyişle, 95 liram yüzde 15 arttı. Şimdi işlemi yapalım. 95 artı, 95 çarpı 0,15 kaç eder? Bakalım. Umarım işlem buraya sığar. 95 çarpı 0,15, sanırım buraya sığmayacak. En iyisi yukarıda yapayım, yoksa orada yer kalmayacak. 95 çarpı 0,15... 5 kere 5, 25. Elde var 2. 9 kere 5, 45. Ve 2 daha, 47. 1 kere 95, 95 eder. 5, 0 daha 5. 7 artı 5, 12. Elde var 1, 15. Öyleyse, 15 virgül 25. Hmm. Bu doğru oldu mu? Sanırım bir hata yaptım. Hadi bakalım. 5 kere 5, 25. 25. 5 kere 9, 45. Artı 2, 47. Sıfırı buraya taşıyalım. 95. 1 kere 5 ve 1 kere 9, 5 artı 0, 5'tir. 7 artı 5, 12. Aha! Gördünüz mü? Hata yapmışım. Cevap 14,25. 15,25 değil. Öyleyse size ilginç bir soru sorayım. 15,25'in hatalı olduğunu nereden anladım? Aklımdan sağlamasını yaptım. 100'ün %15'inin 15 olduğunu biliyorum. O zaman nasıl 95'in %15'i daha fazla olabilir diye düşündüm. Anladınız değil mi? 95 100'den daha küçük bir sayı. O zaman 95'in %15'i de daha küçük olmalı. Yani 15,25 yanlıştı. Bir toplama hatası yapmışım. Cevap 14,25. Şimdi işleme geri dönelim. O halde 95 artı 95'in yüzde 15'i 95 artı 14,25'e eşit. Peki bu kaç? 109,25. Gördünüz mü ne kadar da okunması kolay bir şekilde yazdım. Özellikle de bu ikiyi. <laughs> 109,25. Yani 95 lirayla başlarsak, sahip olduğum para yüzde 15 artıyor ve 109,25 liram oluyor. Hadi başka bir soru daha çözelim. Diyelim ki, belli bir miktar parayla başladım ve bir yıl sonra bu param yüzde 25 artıyor. Bu artıştan sonra da 100 liram var. Peki, o zaman ilk başta ne kadar param vardı? Şimdi dikkat edin, 100 lira yüzde 25 arttı demiyorum. Hesabımdaki para yüzde 25 artınca 100 liram oldu. Bunu çözmek için biraz cebire ihtiyaç duyabiliriz. Hesabımda zaten olan paraya x diyelim. Önceki soru gibi hesabımda x kadar para var ve %25 artıyor. Yani x artı x'in %25'i eşittir 100. Bunu x artı x çarpı 0,25 eşittir 100 olarak da yazabiliriz. Bu üçüncü seviyeden doğrusal denklem olabilir. Neyse, sonuç olarak x'in kat sayısını ekleyebiliriz. X ve 1x aynı şey. Yani x'in kat sayısı 1. Parantez içinde 1 artı 0,25 kapa parantez x demek. Sadece dağılma özelliğini tersten kullanıyoruz. Bu da eşittir 100. Peki 1 artı 0,25 kaçtır? Çok kolay. 1,25. O zaman 1,25x eşittir 100. Soru çözdükçe alışıp eğer bir sayı %25 artı 100 oluyorsa o zaman 1,25 çarpı o sayı 100'e eşit demeye başlayacaksınız. Eğer kafanız karıştıysa üzerine biraz daha düşünün ya da videoyu tekrar izleyebilirsiniz ve zamanla anlayacağınızdan eminim. Bu tarz matematik çok önemli. Şimdi devam edelim. 1,25 çarpı x eşittir 100. O zaman x eşittir 100 bölü 1,25. x eşittir 100 bölü 1,25. Burada biraz yer açayım. Yine çok fazla yer kullandım. Şu x'in tanımından kurtulalım. Şimdi x nedir biliyoruz. Aslında şurayı da sileyim. Onu da nasıl bulduğumuzu biliyoruz. Eğer unuttuysanız bu videoyu baştan seyredebilirsiniz. Şimdi bakalım. x eşittir 100 bölü 1,25. O halde 1,25 kök içinde 100 nokta 0 fazladan 0 koyuyorum. Çünkü kaç tane lazım olacak emin değilim bu noktayı iki tane sağa kaydırırsam, o zaman bunu da iki tane kaydırmam gerekiyor. Aha bakın, gülen surat oldu. Neyse, işleme devam. Yüzde yüz yirmi beş kaç kere vardır? Hiç. Peki, binde kaç kez vardır? Sekiz kere. Ben bunu daha önceden biliyordum ama siz de bunu deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. 8 kere 100, 800 eder. 8 kere 25, 200 yani toplamda 1000 eder. Ama sanırım biraz uzattım. O yüzden burayı hemen anlatayım. 8 kere 125 eşittir 1000. Unutmayın, bu nokta aslında burada değil. Yani 1000'den 1000'i çıkaracağız ve 0. Buradaki 0'ı da indiriyoruz. 0'da 125, 0 kere var sürekli sıfır elde edip duruyoruz. Bu sadece bir ondalıklı bölme işlemi. Yani hesabınızdaki para yüzde 25 artmış ve 100 liraya ulaşmışsa hesabınızda en başta 80 lira vardı demektir. Evet, gayet mantıklı. Zaten yüzde 25 1 bölü 4 yani 4'te 1 demek değil mi? O zaman 80 liranın 4'te 1 artması 20 lira arttığını belirtir. Çünkü 80'in %25'i 20'dir. Yani 80 ile başlarsam ve 20 artarsa 100 liram olur. Heh, mantıklı. Unutmayın ki tek yapmanız gereken bir sayı çarpı 1,25. Çünkü %25 artırıyorum. Eşittir 100. Eğer hala tam anlayamadıysanız endişelenmeyin. Başka bir videoda bunun gibi birkaç örnek daha çözeceğim. Şimdilik hoşçakalın.